sevgili anne. Öğle yemeğimi seninle paylaşmak istedim. Bir tane avokadom vardı. Biraz olgunlaşmanın ötesine geçmişti. Kararmaya başlamıştı. Bunu hemen alıp kendime öğle yemeği yapmaya karar verdim. Çünkü Emre diş çıkardığı için çok huzursuz. Ve benim gerçekten hani onu yalnız bırakamıyorum. Sürekli peşimde. 2 dakikada halletmem gerekiyor yemek işini. Hemen bunları çıkardım güzelce. Şuralarını ben kemireceğim sonra. Hadi oğlum kapıya bakalım. Koş Emre kapıya bakalım. Evet. Bunları güzelce eziyorum şimdi. Güzelce eziyorum. Bu arada marketimiz geldi. Sağ olsunlar bu kış günü. Getiriyorlar eve. Bilmiyorum her yerde var mı da bazı marketler getiriyor. Mahalle marketleri. Evet, avokado çok da ezmek istemiyorum. Hafif. Ve çok az bir çimdik tuz. Gerçek zeytinyağı. Biraz daha koyacağım ben. Avokado da yağlı olduğu için yağ ekleyerek içindeki yağların yağda çözünmesini, vitaminlerin, minerallerin yağda çözünmesini sağlıyorum aslında böyle. Daha önce de söylemiştim, biz çok baharat tüketmiyoruz. O yüzden çok az karabiber ekleyeceğim. Yani gözükmeyecek miktarda karabiber, çok az. Bunun bile hepsini eklemiyordum. Ekmeğimin bir tarafını tavada ısıtmadım. Bir tarafını böyle tavada, sadece tek tarafını hafif ısıtıp çıtırlaştırabilirsiniz. Isırırken böyle çıt çıt çok güzel olur. Ama benim vaktim yok. Yemek işimi bir an önce halletmem lazım. Şöyle alıyorum. Tam buğday, kara buğday, nasıl ekmek, evde yaptığınız kendi ekmeğiniz, hangisi varsa. Zor zamanlarda mecburen her şeyi yapamıyorum. Hazır alıyorum. Evet, bu benim öğle yemeğim. Size de denemenizi tavsiye ederim. Farklı versiyonları var ama ben böyle seviyorum. Afiyet olsun sevgili anne.